Tekrar merhaba, hoş geldiniz. İlk yayında günaydınlaşamadıklarımıza da bir kez daha günaydın diyerek başlayalım. Şimdi gazetelere bakacağız hep birlikte. Eğer herkes katıldıysa şuradan hemen duyuru yapmayı unutmayın. Tıklayın oraya, Twitter'da paylaş, takipçilerine paylaş, abarak kubarak bir şeyler yazacak. Onları bir paylaşırsanız diğer dostlar da gelsin. Şimdi gazetelerde bugün özellikle dikkat edeceğimiz hikaye şu. Dün yaşanan bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine başlatılan siyasette seviye tartışmasına iktidar yanlısı gazeteler nasıl sahip çıkmışlar göreceğiz. Ama görürken şunu unutmayacağız. Zamanında ne yapmışlar, ne söylemişler de hepsi hatırımızda olacak. Tamam. Hadi başlayalım. Hürriyet korkulan oldu manşetiyle çıkmış. İsmet Berkan'ın daha önce yazdığı bir yazıdan hareketle. Dün biliyorsunuz bugün siyasette seviye arayan güzel ülkemin insanları, siyasette seviyenin peşinde koşan son 14 yılın yöneticileri aynı kişiler olduğu için ama hiçbir şekilde doğruları dinlemekten hoşlanmayan insanların kendi yarattıkları bir ortam nedeniyle 2011 seçimlerinde oy kullanmış herkesin 46 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının isim, soyadı, hani o bankada sürekli soruyorlar annenizin kızlık soyadının ilk iki harfi alayının düştüğü şahane bir kayıt gününe uyandık. 46 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bilgileri internette var. Hem de küçük dosya yapmışlar. 9 GB'lık bir şey. İndirebiliyorsunuz. Günaydın her yere. Günaydın Almanya'dan ne güzel. Kufstein diye mi okunuyor? Herhalde öyle. 46 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bilgileri çatır çatır ortada dolaşıyor. Bununla ne yapılabilir? Başınıza ne gelebilir? Vallahi her şey gelebilir. Her şey gelebilir. Adınıza şirket kurulabilir. Adınıza icra takibi yapılabilir. Her şey olabilir. Her şey. Daha pis işlere bulaşabilirsiniz. Uluslararası teröristlerin isim bilgilerinizi kullanması mümkün olabilir. Her şey. Vatandaşını korumak anayasal hak değil, anayasal görev. Hak sahibi olan biziz. Kan davalar birbirini bulur. Bakın doğru. Ama bunu söyleyemezsiniz. Neden biliyor musunuz? Bunu söylediğiniz zaman yedirmezler. Yedirmezler. Şimdi birkaç yerden sızmış olabileceği söyleniyor. Deniyor ki bir UYAP sisteminden, uluslararası yargı, ulusal yargı içinden sızmış olabilir. Seçim sistemi, seçimde kullandığımız sistemden kaymış olabilir. Mermis projesinin ki en büyük kabusu o. Bizim hani şu evde yapılan son sayım, son sayım, son sayım defalarca saydılar ya. O kayıtlardan kaymış olabilir deniyor. Her şey olabilir. Ama biz sadece taş düşebilir, ayı çıkabilir pozisyonundayız. Bilmiyoruz. Çünkü bunu sorgulamak yasak. Niye? Sorguladığınız zaman vatan haini oluyorsunuz. İsmet Berkan da diyor ki ben 20 Şubat'ta bir yazı yazmıştım. Yazısını okumadım bilmiyorum ama 20 Şubat'ta bir yazı yazmış ve demiştim ki bakın böyle bir söylenti var. Böyle bir söylenti var. İsterseniz şimdiden tedbir alalım. Hazır yeni kimlikler dağıtılmadı. Aynen kendisi. Yeni kimlikler dağıtılmadı. Gelin şu TC kimlik numaralarını değiştirelim. Yenileri üzerinden işlem yapalım. Daha iyi koruyalım. Ama olmadı. Vatandaşlıktan atarız. Kim dedi bunu? Sayın Cumhurbaşkanı. Kime dedi? Avukatlara. Avukatlar da böyle dinlediler. Böyle. Ya bir dakika akademisyen bunu nasıl atıyorsun? Bakın size bir söz okuyacağım. 5 Nisan Avukatlar Günü için avukatlarla buluşan Erdoğan terörle ilgili çok sert mesajlar verdi. Lütfen cümleye dikiz. Cümleye dikiz. Bakıyorsunuz son zamanlarda efendim akademisyen olduğuna göre tutuksuz yargılansın ne demek? Suçluysa yargı buna hükmettiyse o da tutuklu yargılanacak. E zaten söylediğimiz bu. Yargı bir şeye hükmetmeden tutukluyorsunuz. Yargı bir şeye hükmetmeden tutukluyorsunuz. Tam da söylediğimiz bu işte. Nasıl olacak bu iş? Karşısında oturan avukatlar da alkışlıyorlar bunu. Alkışlıyorlar bu sözü. Ya böyle saçmalık olur mu? Kendi söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı işte. Kendi söylüyor. Eğer suçluysa, yargı buna hükmettiyse o da tutuklu yargılanacak. E bu zaten söylediğimiz işte. Yargı aşamasından önce niye tutukluyorsun o zaman adamı? Kaçma şüphesi mi var? Delil mi karartacak? Ensar Vakfı yöneticilerinin hiçbirine bir şey olmadı. Karartmadı hiçbiri. Bizden kaçan tombalağı, toramanı Amerikalılar yakaladı. Bizde hiçbir şey yok. Delil karartmıyor muydu o? Ya şu sözün inanılır bir yönü yok arkadaşlar. Lütfen biraz dikkatli okuyalım sadece. Özellikle AKP'ye oy vermiş seçmen, sevgili dostlar siz görün. Ne olur. Çünkü oy vermişsiniz. Sorgulamak sizin hakkınız asıl.
Ben oy vermedim ama ben vatandaş olarak sorguluyorum. Sen bir de oy vermişsin güzel kardeşim, sorgulasana. Bak bu söylediğin yanlış. Bu söylediğin yanlış. Yargı öyle karar verdiyse tabii ki tutuklu yargılanacak. Evet. Yargı karar vermeden niye tutukluyorsun adamı o zaman? Niye atıyorsun içeri? Yurt dışından gelmiş, hakkında bu soruşturma var olduğu için yurt dışından gelmiş akademisyeni içeri atmakla ne kazanıyorsun? Delil karartacak olsa gelir mi senin ayağına? İşine gelmiyor ama. İşine gelmiyor. Neden? Cumhurbaşkanının hakaret suçu her yerde var. Nerede var? Amerika'da var. Allah Allah, ne olmuş, tutuklamışlar mı? Tabii Obama'ya hakaret edeni tutuklamışlar. Yalan. Obama'yı ölümle tehdit edeni tutukladılar. Almanya'da da var. Merkel'e de yapıldı. Yalan. Merkel de ölümle tehdit etti. Siz sorun. Siz sorun. Özellikle AKP'ye oy veren seçmen arkadaşlar. Siz sorun. Ondan sonra çıkıp eski Diyarbakır'da, yani Ticaret Sanayi Odası'ndan gelme bir adam, Diyarbakır'ın milletvekili bugün çıkıp televizyon ekranında, yandaş kanal A Haber. Zaten karşısında taklacı bir adam var. Yanındakiler arkadaşları, arkadaşları olduğu gibi rahat rahat diyor ki parlamenter sistem aslında en çok bizim işimize gelmeli. Neden? Çünkü yasama, yürütme, yargı bizde. Böyle bir şey olur mu ya? Bunu söyleyen adam, bunu söyleyen adamın biraz midesinin kalkması gerekmiyor mu? Yo, çok rahat söylüyor. Çünkü evet, Mavi Mavi'nin söylediği gibi. Doğru çünkü. Sadece biz söylediğimiz zaman tutuklanıyoruz. Yargıyı ele geçirdiniz. Yargı sadece yandaş karar veriyor dediğiniz zaman sen tutuklanıyorsun ama o söylüyor. Çok rahat söylüyor. Yargı mensupları da ağzını açmıyor. Cumhurbaşkanı ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan tartışalı ne kadar zaman oldu? İşte Canlı Erdem'in tahliye kararı. Tüm beraberlerdi. Hiçbir şey yok. Tamam, devlette devamlılık esastır. Elbette küsüp sırtını dönmeyeceksin. Doğru. Ama bakın böyle bir şey söyleniyor yargıyla ilgili. Bugün Yargıtay'ın, Danıştay'ın, Sayıştay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin başkanının çıkıp sen kimsin ya demesi gerekmiyor mu? NASA'ya söylüyoruz yani, sen kimsin ya? Büyükelçilere, konsoloslara söylüyoruz, sen kimsin ya? Herkesin sadece AKP kurucusu değil, ülkenin cumhurbaşkanı. Bu ülkenin cumhurbaşkanı, ben de o yüzden olayın vahametini anlatmaya çalışıyorum sevgili izleyicim. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olduğu için vahim zaten. AKP'nin kurucusu olsa ve şu anda siyasette olmasa benim için hiçbir önemi yok, istediğini söyler. Bu ülkenin cumhurbaşkanı söylüyor bu sözü. Yargı öyle karar verdiyse tutuklu yargılanacak. E tamam, işte biz de onu söylüyoruz. Yargı karar vermeden niye tutukluyorsun adamı? Niye tutukluyorsun? O sözler tepki topladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu ile ilgili söylediği ve bizim ilk yayını hakkında yaptığımız konuşma. Aileden sorumlu bakan ve birilerinin önüne yatmış vaziyette o da konuşmuyor demesi tepki çekti deniyor. Neyse, bunu anlattık. Yani Muammer Güler'le Reza Zarrab arasında sevişme ilişkisi olmadığını o gün düşünenler bugün de bu sözün altında o imayı aramasınlar lütfen. Önüne yatmanın ne demek olduğunu herkes biliyor. Tekrar söylüyorum. Keşke böyle söylemeseydi Kılıçdaroğlu. Neden biliyor musunuz? Bir sürü adamın eline koz verdi. Bir sürü adam yalan yere döndürecek. Çünkü insanlar bunu konuşmayacak. Merhabalar. Bir sürü adam bunu konuşmayacak. Bak, cinsel içerikli şeyler söyledi diyecek. Ve diğerleri de inanacak. O yüzden keşke böyle söylemeseydi. Ama bir kez daha söylüyorum, altını çiziyorum. CHP'de medya yönetimi dahil her şey bilindiği için, yani kıl dökücü kremden balistik füzeye kadar, uluslararası politikadan sanata kadar her şey bilindiği için, yardıma hiç ihtiyacı olmadığı için, profesyonel ellerde olduğu için bu konuda da böyle yokuş aşağı hop gidiliyor. Bir de bir haber. Sabah ben okudum da çok canım sıkıldı. Neden olduğunu anlatacağım size. Başakşehir'de erkek arkadaşı Engin Ö de evdeyken Cihan İ ve Mehmet V'nin cinsel saldırısına uğrayınca canına kıyan Gülay Bursalı'nın davasında önemli gelişme. Bu kızı hatırladınız mı? Hani erkek arkadaşıyla bir eve gidiyor. O evi kiralayan bir emlakçı, yanında da başka biri, tecavüze yelteniyor. Kız tecavüze uğramamak için balkondan atlıyor 10. kattan. Hatırladınız mı? O kız. Önemli gelişme dediği ne biliyor musunuz haberin? Önemli gelişme dediği, lütfen dikkat edin.
Mahkeme 16 gündür kayıp 2 kişi için yakalama kararı çıkarmış. Zahmet vermişiz. Değil mi? Zahmet vermişiz. Yakalama kararı çıkmış 16. günün sonunda. Ve bu önemli gelişme. Çok 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 acayip önemli bir gelişme. Hürriyet'in magazin konseyi toplanmamış. Yalnız olay büyüyor. Dün konuştuk ya hani Merve'ler Kenan'ların düğüne gitmeyecekmiş. Olay büyüyor, göreceksiniz. Bakın anlatacağım. Başka gazeteler de araklamış. Haberi araklamış. Başka yerden dalmaya çalışıyorlar. Balığın büyüklüğünü onlar da anladı. Sabah ahlaksızlıkta da iyice dibe vurdu manşetiyle çıkmış. Tabii Kılıçdaroğlu ile ilgili söylüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na utanç verici hakaretlerde bulundu. Bu gazete hepimiz söyleyelim, ısrarla söyleyelim. Bu gazete 3 gündür, 4 gündür bir kadına, üstelik profesyonel bir kadına, yani Diyanet İşleri'nin temsilcisi olan, kürsüde konuşurken ne dediğini bilen bir kadına sus sen deyip mikrofonunu çeken, bir kadından erkeğin vaaz aldığı nerede görülmüş denen tomruğa ağzını açıp hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey söylemedi. Üstelik mesela Türkan Saylan konu olduğu zaman bunlar, bugün gazetecilik anlatanlar var ya, 13-14 yaşında kızları fahişelik için orada Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde bulunduruyor diye yalan atan gazeteler bunlar. Israrla söyleyeceğiz, unutmayacağız bunu. Unutmayacağız. Hadi oradan diyeceğiz ki neyin ne olduğunu anlayalım. Devam. Vatandaşlıktan çıkartılmalar. Cumhurbaşkanının aklına en son gelen bu uygulama da bu. Vatandaşlıktan atalım. Cumhuriyet oğlan bizim kız bizim manşetiyle çıkmış. Biz de ilk yerinde biraz kısaca konuştuk. Bugün şu siyasi seviye hikayesi bence daha önemli olduğu için onu öne aldım aslında. Ama bu konuda konuşulabilirdi. Çünkü çok acıklı bir şey. Bakın tuzun koktuğu anlamına geliyor bu. Bugün göreceksiniz bin dereden su getirecekler. Kıvırıp duracaklar ya. Ben onu mu kastettim? Ne demek? Hukuka tabii ki inancımız var falan. Yalan. Yalan. Zihin boşalması bu. O kadar net söylüyor ki Galip Ensarioğlu. AKP Diyarbakır Milletvekili. Çok net. Parlamenter sistemi bu halde aslında en çok bizim savunmamız lazım ona bakarsan. Yasama, yürütme, yargı bizde diyor. Yanında da vuran kuzu oğlan bizim, kız bizim diyor. Doğru. İşte biz de bunu anlatıyoruz. Oğlan sizin, kız sizin. Biz neciyiz ya? Biz unuttunuz. Sizin oğlan kız sadece %50'nin içinde geçiyor. O kadar basit değil ama biz de varız. AKP milletvekillerinden televizyon ekranında skandal diyaloglar. Utandıran kuyruk, dün sabah konuşmuştuk. Sema Ramazanoğlu, MHP'nin desteğiyle, altını çizerek söyleyelim. MHP'nin desteğiyle Gensoru'dan kurtulduktan sonra önünde oluşan o düğün tebriği gibi kuyruk. MHP'nin desteğiyle dememin gerekçesi ne biliyor musunuz? Dün Sayın Bahçeli grup toplantısında çık dedi ki, evet hani o filmde olduğu gibi, sık sık söylüyorum o filmde olduğu gibi. Yaptım, evet yaptım ama bir sor neden yaptım. Bakın gerekçe şuymuş, HDP ile aynı safta olmamak gerekiyormuş. İnandınız değil mi? Bence de çok inandırıcı. Ya ben direkt kapattım mevzuyu. O kadar inandırıcı ki. Yani beraber olmayalım. Ondan sonra akla gelen tek çözüm Nusaybin'de taş üstünde, baş üstünde koymayın. Çok güzel, çok güzel. Çünkü devlet 84'ten beri becerdi bunu. Yapabildi gerçekten. 30 sene, 35 sene olacak. Devlet becerdi. Kimsenin aklına gelmedi. Hadi yürüyün Kandil'e gidelim. Hadi şunu yapalım, bunu yapalım. Alternatif politika yok. Şunu yapalım diyen yok. Sadece taş üstünde, baş üstünde bırakmayın Nusaybin'de. Sözcü mecliste tecavüzü aklama kuyruğu manşetiyle çıkmış. Ağır bir manşet, muhtemelen bununla ilgili de ey sözcü falan diye çıkacaktır. Birileri milletin kimlik bilgileri çalındı. 8,5 milyar dolar rüşvet kimlere gitti? Vallahi ya 8,5'unu bilemiyoruz ama bizim bildiğimiz ikisinin falan nereye gittiğini biz biliyoruz. Dinledik hepimiz. Dinledik, hatta bizde kayıtları var. İsteyen olursa soralım yani. Merak ediyormuş Amerika. Onu veririz. Kayıtları var bizde. Para sayma makineleri. Artan ile ev alayım mı? Yani bozuk kaldı. Bozuğu ne yapalım? Biz, siz, biz. Bozuk kaldığı zaman ya kibrit ya sakız itelerler bize biliyorsunuz. Artan ile
İki tane villa alıyor, yine kalıyor. Artanıyla iki tane villa. Sizle bize üstüne kalan parayla ya sakız ya kibrit iteklerler biliyorsunuz. Artık nasıl bir paraysa. 8,5 milyar dolar diyorlar. Bilmiyorum ben. Benim sözüm değil. İranlılar söylüyor. Bizim bu kadar parayı indirdi bu diye. Yapılan hizmetleri görmüyorsunuz herhalde. Ne yapalım? Yani çocuklara tecavüz edilmiyor gibi mi davranalım? Ne güzel duble yolumuz var diye. Sevinelim mi? Bu herif, bu hırsız yakalandı. Ne yapalım? Çok mu mutlu olalım? Her okula gidenin önünde kitabı duruyor diye. Sevinelim mi buna? Konuşmayalım mı bunları yani? Posta'nın manşeti çok ağır bir insan haberi. Çok çok ağır bir insan haberi hem de. Bir erkek vahşeti. Aşağılık bir adamın yaptığı çok ağır bir davranış. Yani fotoğraf da çok iğrenç. Yani bakmamak lazım ama aile içi vahşet manşetiyle çıkmış bugün Posta. İzmit'te 3 çocuk annesi 41 yaşındaki Ayten Duran, kendisini döven 20 yıllık eşi 43 yaşındaki Ahmet Duran'dan boşanmak istiyordu. Ahmet Duran boşanmayı kabul etmiyor, eşini de her gün dövmeye devam ediyordu. Ayten Duran mahkemeden eşi için 6 ay evden uzaklaştırma kararı aldı. Ama kocası önceki gece bu kararı içe saydı, anahtarla eve girdi. Karısı uyuyordu, mutfakta kaynattığı suyu uyuyan karısının üzerine döktü ve kaçtı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Koca bir süre sonra yakalandı ama tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dönelim mi şimdi? Ben bu tutuksuz yargılanma ile ilgili bir şey okumuştum. Unutanlar olabilir. Hemen okuyayım. Tutuksuz yargılanmak üzere bir insanı cayır cayır yakan aşağılık biri tutuksuz yargılanmak üzere dışarı çıkıyor. Eve geliyor karısı uyurken. Karısı uyurken gidiyor, su kaynatıyor ve döküyor üstüne. Bakın, tutuksuz yargılanmanın gerekçesi üzerine konuşalım. Bakıyorsunuz son zamanlarda efendim akademisyen olduğuna göre tutuksuz yargılansın. Ne demek? Suçluysa, yargı buna hükmettiyse o da tutuklu yargılanacak. Evet, biz de öyle diyoruz işte. Bu herif niye tutuksuz yargılanıyor? Yakmış kadını fotoğrafı var Postada. Yüzü gözü darmadağın olmuş kadıncağızın. Devam. Milliyet. Ayakkabısı ele verdi. Diyarbakır'da 8 polisin şehit düştüğü bombalı saldırıda kullanılan aracı park eden Abdurrahman Çiğ ayakkabısındaki kimyasal artık sayesinde teşhis edildi. CSI İstanbul. Vatandaşlıktan çıkarabiliriz. Ben bu haberi okunacak derecede ciddi görmüyorum. Siyaset karıştıran sözler denilmiş dün grup toplantısındaki hikayeler. Futbolculara paralel markaj, dikiz. Futbolculara da bulaştı. FETÖ-PDY operasyonunda, paralel devlet yapılanması operasyonunda 87 kişi gözaltında. Paralel devlet yapılanmasının mali ayağına yönelik 7 ayrı soruşturma kapsamında 22 ilde düzenlenen operasyonda gözaltı kararı alınan 120 kişiden 87'si yakalandı. Burası önemli. Spor Bakanlığı'nda görevli şüphelilerin Gençler Birliği, Konya Spor, Ordu Spor gibi takımlarda oynamış futbolculara baskı yaparak örgüte ait ev ve yurtlara para topladığı belirtildi. TRT'de de bir operasyon yapıldığı söyleniyor. Oradan da insanlar alınmış. Bakalım, çok güzel saklıyorlar arkadaşlar. Nasıl olsa duyulur. Habertürk Kim Leaks. Of, takvimin yapacağı iğrenç espriyi yapmış. Kimlik var ya, kimlik. Kim Leaks. Leaks sızmak, sızdırmak, sızıntı falan demek İngilizce. WikiLeaks'teki gibi. Kim Leaks. Kimlikler gitti. Ya kötü bile değil ya. Kötü bile değil valla. WikiLeaks ve Panama Leaks'ten sonra ilk büyük yerli sızıntı. Geç. Konuştuk zaten. Seviyesizliği utançla hatırlanacak. Vatandaşlıktan çıkartacağız falan filan. Ne güzel. Fatih Altaylı Fikret Orman'la konuşmuş. Yapacak bir şey bulmuş. Yeni Şafak. Yeni Şafak. Terbiyesiz manşetiyle çıkmış. Yeni Şafak. Bu gazetede Gezi olayları sırasında atom bombası yapıldı diye, atom bombası yapıldı diye, unutmayın, kafanızın bir yerine yazın bunu. Atom bombası yapıldı diye Gezi olayları sırasında bir kroki çıktı. Hani atom bombası ilkokul 4 çocuğunun yapabileceği bir şeymiş gibi, bütün dünya bu teknolojiye ulaşabilmek için kaç sene uğraştı unutulmuş gibi bunu yazmışlardı. Şimdi de terbiyesiz demişler. Vallahi terbiyesizlik bu. Bu harbiden terbiyesizlik.
Demediler ilk yayında konuştuk. Off'taki yayına. Şu deminden beri bir arkadaş geçiyor. Bak sevgili arkadaşım çok doğru şeyler söylüyorsun. Ama ne olur şunu sor. Belli ki AKP seçmenisin. Oyun benim için diğer bütün partilerin olduğu gibi son derece önemlidir ve muteberdir. Ne olur partini yönetenlere sor. Nerede yaşıyorsun bilmiyorum. Ama git de ki orada bir kadın olacaktır mutlaka yöneticiler arasında. Erdoğan çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanlığı, genel başkanlığı döneminde o kotayı ilk ayırandır. Doğrudur bu, hakikaten Erdoğan getirmiştir o kotayı. Büyüterek. Git oradaki yöneticilere sor. De ki ofta böyle böyle bir adam çıkmış. Böyle bir herif çıkmış. Bir tomruk. Suda süzülüyormuş. Sürükleniyormuş. Böyle bir şey demiş. Ağzınızı açtınız mı siz ya dedi. Ne olur söyle. Lütfen sor bunu. Sen sor. Çünkü oyu sen vermişsin. Sorgulama hakkın var. Lütfen sor. Çünkü basit bir savunma. Yani önceki hükümetler döneminde tecavüz yok muydu? Ya arkadaşım. Burada bahsettiğimiz olay binlerce yıldır var. Osmanlı'da saklanıyor yani bugün. Osmanlı'da saklanıyor. Yoktu öyle bir şey. Oğlancılık bir gelenek. Gelenek. Evliya Çelebi seyahatnamesini aç. İbni Batuta'yı aç. Hepsinde anlatılıyor. Bu bir gelenek. Bu yalan. Bunu bırak bir kenara. Ama bugün yaşadığımızı ne olur git sor. Ya ben oy verdim de. Ben oy verdim kardeşim. Ben oy verdim. Bana hesabını vermek zorundasın bunun. Git sor. Bu olmadı, bize yeni tır lazım. Paralelin ihanet trafiğinin yeni sırları ortaya çıktı. Paralelin MİT operasyonunun bugüne kadar ortaya çıkmamış kirli ilişkileri deşifre oldu. Kırıkhan'da yapılan operasyon ses getirmeyince tüm General İbrahim Aydın'la Ankara Başsavcı Vekili Sakınan bir görüşme yaptı. 7 MİT mensubu dinlensin kararı aldı. 4 savcı ve 2 hakim kararı hayata geçirdi. Skandal operasyon yapıldı. Oy bitmiyor ki. Star ki milli iradenin sesi ve parti bültenidir. Parti bültenidir. Siyasetin yüz karası manşetiyle çıkmış. Seviyesiz sözlerine yenisini ekledi. Bakın bu gazete. Bu gazetenin Ankara temsilcisi. Şu anda milletvekili Şamil Tayyar. Söylediklerini hatırlıyorsunuz değil mi ekranda? Söylediklerini hatırlıyorsunuz. Star seviyeden bahsediyor. Nedir, bana mı bir şey söylüyor? Anlamıyorum, duymuyorum. Nedir bilmiyorum. Yani görürsek şey yaparız, konuşuruz. Çakma Gandhi'ye tepki yağdı. Çakma Gandhi'ye tepki yağdı. Seviyeden bahseden gazete söylüyor bunu. Çakma gazete. Teröriste şefkat şehit getirdi. Devlet Bahçeli'nin sözleri, paraleli bitirmek siyasi namus borcudur falan. Böyle şeyler var. İftiralara sert cevap. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İş Bankası ile ilgili açıklamaları nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun kendisi hakkında inceleme başlattığı haberlerinin yalan ve iftira olduğunu duyurdu. Vallahi başlatması gerekiyor. Yalan mıdır, haber doğru mudur diyeyim de bilmiyorum. Ama başlatması gerekiyor. Bir ticari işletme hakkında, ticaret kanununa göre konuşamazsınız. Bankacılık kanununda da ayrı bir düzenleme var üstüne. Zaman Edep Yahu diye çıkmış. Kılıçdaroğlu seviyesizlikte dip yaptı. Bunu söyleyen gazete Kayyum'da, unutmuyoruz. Hani zaman deyince o cemaat falan, öyle değil. Hürriyet'te o haberi gördüm. Ahmet Hakan bir askeri hakimle FETÖ'cü generalleri konuşmuş. İçinde, ben sabah okudum onu. İçinde öyle bir bölüm var ki söyleşi kendini yalanlıyor. Söyleşi kendini yalanlıyor. Deniyor ki, sormuş Ahmet Hakan onu. Demiş ki geçmişte asılsız ihbarlarla birilerinin sözleri üzerine bu tarz sözler söylendi ve insanlar gözaltına alındı. Sizin yaptığınız da aynı şey değil mi? Hayır diyor adam. Hayır. Benim yaptığım aynı şey değil. Çünkü ben isim cisim veriyorum. Geçmişte de yapıldı. İnsanların cep telefonuna bilgi yüklendi. Olmadı bunlar. Bence Hürriyet Gazetesi orta yol tutturmaya çalışıyor şu anda. Valla ne şiş yansın ne kebaba ne kadar dönerim diye. Çünkü öyle bir yerden duvara tosladı ki artık kurtarır yok. Özgür Gündem, ki o da bir parti bültenidir, PKK'nın bültenidir. Çöküş dönemi manşetiyle çıkmış. Demirtaş, yeni zilanlar dersinler planlayan saray ve AKP kaydedecek demiş. Hemen yan tarafında da PKK yönetim kurulu üyesi Duran Kalkan'ın haftalık köşesi var. Artık burada yazıyor adam, biliyorsunuz. Hala burada yazıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunuyor muyum? Bana mı sordunuz bilmiyorum. Aranızda mı konuşuyorsunuz anlamadım ama. Eğlenceli haber göstereceğim size. Durun ya. Durun. Eğlenecek halimiz yok. Ama eğlenecek haber var aslında. Bana soruyorsunuz. Bak güzel kardeşim. İlk yayında da anlattım. Bu sözün hakaret yönü yok. Neden yok biliyor musun? Çünkü önüne yatmak demek. Ne demek? Sayın Muammer Güler döneminde gördük biz anlatılanda. Önüne yatmak birine siper olmak, ona ulaşılmasını engellemek demek. Şu konuda hala eleştiriyorum, hala eleştiriyorum ve eleştireceğim. Kemal Kılıçdaroğlu yanlış kullandı bu lafı. Etrafındaki çoğunluğun böyle anlayacağını düşünemedi. Çünkü çok iyi bir medya yönetimi var. Muhteşem, muhteşem her şeyi biliyorlar. Cümleyi süslemek değil ya burada önemli olan. Valla yani tam tersine sadelik çok daha önemli. Çok daha önemli. Keşke yapılabilse. Ama bu soruyu soran güzel arkadaşım. Şunu demin sana sorduğum soruya cevap vermedin. Gidip sorabilecek misin? Ofta bu tomruğun yaptığının hesabını verin bana diyebilecek misiniz? Sorunun cevabını bekliyorum ben de senden. Vatan vatandaşlıktan çıkarmalı diye çıkmış. Biliyorsunuz Vatan Gözyaşı gazetesi gözyaşı amaçlı çıkıyor. Sahibi üngür üngür ağlıyor. Patroncum seni üzdüm mü falan şakır şakır. Genel yayın yönetmeni patronun kızı beni çok kötü azarladı diye ağlıyor. Herkes ağlıyor. Herkes ağlıyor. Bu arada demokrat görünen bir sürü taklacı da işini çeviriyor falan filan. Olsun ben sorumu sorayım da. İsteyen anlar isteyen anlamaz. Soru çok açık çünkü. Soru çok açık ve çok basit bir soru. Umarım anlar. Her tarafta odun kesiliyor. Ne demek o? Bu mu yani? 5 dakika düşünüp çıkan cümle bu mu? Taraf gazetesi çözümün şartı silah bırakmak manşetiyle çıkmış. Davutoğlu elinde silah olan muhatap alınmaz. Bunu geçin arkadaşlar. Dün sabah anlattım ya. Dün sabah konuştuğumuz konunun nasıl hayata geçtiğini gördünüz mü gün içinde? Grup toplantısında Selami Davutoğlu nasıl unuttu bir anda söylediklerini? Nasıl bitti her şey? Çünkü Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki ne anlatıyorsun sen güzel kardeşim? Sen ne anlatıyorsun? Öyle çözüm süreci falan yok. Bitti kapattık o işi. Dün sabah anlattım ya uzun uzun size. Erdoğan'ın ihtiyacı yok çünkü açılım sürecinin artık. Bitti o. O siyasi liderkendi. Şimdi öyle değil. Şimdi devlet başkanı. Tek adam olmayı hedefliyor. Bu saatten sonra yok. Bak sevgili kardeşim. Senin bulunduğun yer neresi bilmiyorum. Bir. Kesilenin adı Tomurcuk değil Tomruk. İki. Kimse bunu bilmek zorunda değil. Üç. Eğer böyle bir şey yaşanıyorsa anlat. Anlat hepsini bilelim. Mesela böyle şeyler yapıyorlar mı? Senin etrafında da mesela bir kadın konuşurken çıkıp kes lan sen ne yapıyorsun diyen tip var mı? Varsa eğer anlat bilelim ama önce sen karşı çık. Önce sen karşı çık. Sonra da anlat bize dinleyelim. Evrensel Nazi kampı modeli mi manşetiyle çıkmış. Maraş'ın Sivricioğlu mahallesinde yapılması planlanan AFAD mülteci kampına ilişkin ince hesap tartışması. Dün sabah uzun uzun konuştuk bunu da konunun bir yerinde. Özellikle Maraş'ın geçmişte de yaşadığı sıkıntı ortadayken böyle bir şey yapmak doğru değil. Bu çok büyük sıkıntılara yol açacak. Göstere göstere yapıyorlar. Akşam vatandaşlıktan çıkaralım. Zaten hepsi onunla çıkmış da talimat öyle gitmiş. Saat 6 civarı falan gittiyse demek ki yakalamış herkes. Atlayan yok. Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin ahlak yoksunu sözünü kullanmış Akşam gazetesi. Akşamdaki haberleri de hatırlıyoruz bu arada hep beraber. Kılıçdaroğlu Aile Bakanı Ramazanoğlu hakkında ahlak sınırlarını aşan ifadeler kullandı. Evet Barış Bey'in söylediği doğru. Oy gelecek. Neden? Bu Suriyelilerden bir kısmı seçmen statüsü kazanacak. Ve oy verecek bu adamlar. Değil mi? Halbuki Maraş'tan oy çıkmıyor. Yani Maraş'ta Aleviler çok, Maraş'tan az oy çıkıyor AKP'ye. Devam. Allah devam dedik ama geleceği bilerek devam dedik ya. Ve o takvim. Yani çok güzel aslında böyle şey olur bundan. Şimşir kaşık da yapılır bu kesilen ağaçtan ama en azından oynanır. Pilav yenir falan bir şey olur ama takvimle. Artı 18 Kemal manşetiyle çıkmış bugün. Artı 18 Kemal. Siyaset tarihi böyle ayıp görmedi. Size ilk yayında anlattığım ayıpları bunlar görmediği için. Yani ananı da al git lan
Mesela böyle ayıp gördük biz. Bahtsız bedevi hatırlatması, bunu gördük. Arkasının dönene ne yapılır ben bilirim aslında ama terbiyem müsaade etmiyor. Bunu gördük, onlar görmemiş. Yok, siyaset tarihi böyle ayıp görmemiş. CHP'nin başına kasetle gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu'nu eleştirmeye yeltendi. Birilerinin önüne yapmış diyerek küfür etti, herkesin tepkisini çekti. Tekrar söylüyorum, birinin önüne yatmak küfür değildir. Nereden biliyoruz biliyor musunuz? Eğer Muammer Güler'in o adamla seviştiğine inanıyorsanız, bu cümleden hareketli çünkü o söylüyordu. Senin önüne yatarım. Eğer buna inanıyorsanız hep beraber önce ben çıkıp bağıracağım. Vallahi billahi önce ben bağıracağım. Süper değil mi? Görülmemiş, siyaset tarihinde böyle bir şey görülmemiş. Çünkü bu adamlar Reza Zarrab'la o dönemin bakanının da seviştiğine inanıyor muhtemel. Çünkü herkesle sevişebiliyorlar bunlar biliyorsunuz. Çoluk, çocuk, akraba hiç fark etmiyor. Var ya bir tane de soytarı var çıkıyor, dinen şu caizdir bu değildir diyor. İktidar duası okuduğunu söylüyor. Bu dini en çok aşağılayan adam. İktidar duası okuduğunu söylüyor. Niyanete soruyorsunuz oturuyor cevap veriyor. Sonra yalan söylüyor. Diyor ki biz öyle bir cevap vermedik. Sonra ortaya çıkınca diyor ki tamam arkadaşlar yanlışlıkla vermiş. Süper. Herkes herkesle sevişebilir. Tek derdi bu çünkü. Bakalım. Dedim ya size eğlenceli haberler de var diye. Hitler'in tarihinde işkence var, katliam var ama burada milleti... Ya güzel kardeşim hakikaten ben sana daha fazla tahammül edemeyeceğim. O kadar boş konuşuyorsun ki çünkü. O kadar boş konuşuyorsun ki gerçekten. Hitler'in tarihinde. Ya muhtemelen hani ilkokul sıralarında duyduğun bir laf bu. Ne olduğunu da bilmiyorsun. Ne olduğunu da bilmiyorsun. O bahsettiğin kişi savaş suçlusu. İntihar etmek zorunda kalmış. Aşağılık bir katil. Ama onunla birlikte bütün bunları yapanlar savaş suçları mahkemesinde yararlandı. Berlin'de mahkemeler kuruldu. Bunları bilmiyorsun. Bilme şansın da yok. Bu kafadan bak son ana kadar sabrettim ama bilme şansın da yok bunları. Sana anlatılanlara inanıyorsun. İnan, istediğin kadar inan. Onun duyması önemli değil. Başkaları dinliyor. Başkaları dinliyor. Ayrıca şunu hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. O kadar bu insanlar zeki ki. Oradan blokladığınız zaman ben bunu çok net fark ediyorum. Oradan blokladığınız zaman çakma hesabından direkt geliyor zaten o yayına. Bir dikkat edin şurada aşağıda. Ben bunu daha önce takip ettim. Aşağıdan hemen sayı değişiyor. Gidenle birlikte biri geliyor. Bugünün önemli haberi. Çok önemli haber. Bütün konuştuklarımızı bir kenara bırakın. İdam dedim ya ne düşünüyorsun? Ben idam cezası taraftar değilim. Ne için idam? Ha yani bu şu tecavüzler falan filan hikayesinde mi? Valla orada dünyanın üzerinde durduğu. Mesela idam cezası çok engelleyici olmuyor. Yolsuzlukta da olmuyor. Örnek İran. Adam İran'ı yedi. Olduğu gibi yedi. Engellemiş mi? Orada da takıyorlar. Ha işte ben de bundan korkuyorum. Uzaktan tanıdığın yazdı. İdam cezası çıkartılsın ki önüne geleni idam etsinler. O iş oraya gider arkadaşlar. O iş oraya gider. Bugün hani vatandaşlıktan çıkartalım var ya. Yazın bunu. O iş oraya kadar gider. Düğün alarmı diye bir haber var. Düğün alarmı. Çok önemli bir haber. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın 14 Mayıs'taki düğünü ki biliyorsunuz Merve'ler gitmiyor. Gitmiyorlar çünkü onlar da onların düğününe gitmemişti. Hürriyet Magazin Konseyi Allah'tan incelemiş. Allah'tan incelemiş. Ve biz hiçbir şey kaçırmadan şahit olduk. En azından bu önemli bilgiyi almıştık. 14 Mayıs'taki düğün yabancıların da ilgisini çekmiş. Orta Doğu ve Yunan kanallarıyla BBC'nin yılın törenini takip edeceği öğrenildi. Şahane değil mi? Şahane. Edemezsiniz ki Apollo idam edilsin mi? Zaten edilemez ki. Zaten edilemez. Allah. Toplu panik diye bir haber var. Avrupa kendi kalesine koyar. Top var bayağı haberde top var ama terör endişesi var bu arada.
Dünkü yayını izleyin, dünkü ikinci yayını izleyin. Merve'lerle ilgili çok önemli gerçekleri açıkladım orada Hürriyet gazetesinin haberinden hareketle. Avrupa kendi kalesine gol attığı yıllarca terörü destekledi. Abarak kubarak bilmem ne. Yeni patlamalardan korkan Fransa kendince gardını aldı. Euro 2016'nın yapılacağı Saint-Étienne stadında Bordeaux kentinde kimyasal saldırı tatbikatı yapıldı. Toplu panik. Top koymuşlar ortaya. Neden? Çünkü bu gazetenin muhteşem bir genel yayın yönetmeni var. Adı Ergün Diler. Saçları 10 numara. Hayatta en çok kıskandığım şeylerden biri. Herkesinkini değil. Ama onunkini çok kıskanıyorum. Çünkü çok acayip bir adam. Yani bugün yazdığını yarın inkar edebiliyor. Yarın ne yazacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Kafa müthiş açık. Hem ceryan alıyor hem yanıyor bir yandan. Alev o yüzden çok harlı. Dünyanın parası yazının başlığı. Nevada'da yeni vergi cenneti hayata geçirildi. Şimdi dün biliyorsunuz para anlatmıştı bize ama bir gün önce anlattığıyla tutmuyordu para. Çünkü bir gün önce diyordu ki siyaseten biz dünyayı ele geçirdik zaten yürüyoruz. Bir gün sonra dünyayı para ele geçirdi. Muhtemelen işte o aradan duman böyle bastı, yoğunlaştı falan. Biz neden bahsediyorduk dedi. Benim olan var ya oradaki zeki çocuk hani gazetenin son halini hazırlıyor. Abi dedi o en son siyaset demiştin. Ne demiştim dedi siyasetle ilgili. Ben de hatırlamıyorum ya saçma sapan konuşmuştun demiştir çocuk muhtemelen. Demiştik ki o zaman tamam değiştirelim mevzuyu. Ne yapalım abi? Para. Para konuşalım. Konuşalım abi. Paranın nesini konuşalım? Bütün dünyada paranın akacağı kanal tabii ki Türkiye. Yaz abi. Yaz. Yazdık. Fakat dün akşam gazete hazırlanırken en son nerede kalmıştık? Parada kaldık abi. Yaz şimdi. Nevada'da yeni vergi cenneti hayata geçirildi. Abi Nevada'ya nereden geldik? Dün İstanbul diyordun. Hani Türkiye falan yazdık. Türkiye para cenneti oldu. İnsanlar yatırımlarını bize akıtıyor falan. Yok ya ben öyle bir şey demedim. Nasıl demedin abi? Bana bunu anlattın. Ben de yazdım. Dünkü gazete çıktı ortada. Neyse salla biz bugün Nevada'dan devam edelim. Tamam abi devam edelim. ABD ile Rothschild ailesi. ABD ile Rothschild ailesi. Deminki arkadaş vardı ya hani. Hitler tarihinde de var bu. Yani Rothschild ailesi de Rothschild'ler de bu arkadaşlar için böyledir. Bilirler ne olduğunu da bilmez. Ne olduğunu gerçekten bilmez. Dünyadaki gizli paraları getirmek için anlaştı. Birkaç ay içinde trilyonlarca dolar buraya gelecek. Nereye gelecek? Şimdi vergi cenneti Nevada'da. Birkaç ay içinde trilyonlarca dolar gelecek. Çok güzel. Yani para bize geliyordu. Dün öyle demiştin daha. Para bizde toplanacaktı. Şimdi işte bu noktada çocuk diyor ki abi diyor tamam yazalım bunu yani yapacak bir şey yok genel yayın yönetmenim. Balkonu çıkartayım mısın diyor biraz hava al, temiz hava al diye. Bacak yok yani bacağı hissetmediği için organ kaybı hissi, çoklu organ kaybı hissi. Orada kalıyor oturduğu yerde. İkinci yazıyı da yazıyor muhtemelen hazır yazısı, yarının yazısını ben şimdiden merak ediyorum. Buna bağlı yazdıysa Nevada'da sonuçlandı olay, yarın Katmandu'ya gidebiliriz. Çünkü uçuyor yani astral seyahatte limit tanımıyor. Nevada'dan kalkıyor. Nepal'e gitmesi 1,5 saniye. 1,5 saniye sürüyor. Oraya konuyor ve oradan bir şey anlatıyor. Önce algılayamıyorsunuz. Kafanın açılmasını bekliyorsunuz çünkü. Ama yarınki yazıyı süper merak ettim. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Beni evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için. Benim çalışma odama misafir olduğunuz için ama en çok değer verip dinlediğiniz için. Görüşlerinizi paylaşmaya değer bulduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Çağıralım mıydı o ya hakikaten? Gerçi Amerika'dan dönmüştü, jet lag olmuştu kendisi. Toparlanmışsa gelsin. Perde yıkayan varsa perdeleri de astıralım çağırmışken. Vallahi bir işe yarasın adam. Bu yayını bir yarım saat kadar sonra medyaskop.tv adresinden izleyebilirsiniz. Ben de bir ölmez, bir aksilik olmaz, ölmezse akalırsam yarın sabah burada olacağım saat 9'da. Eğer siz de orada olursanız bir anlamı olacak. Yüz yüze sohbet ortamınız var mı? Nasıl ayarlayabiliriz bunu Güler Hanım? Ya pardon, gürler dumanmış, özür dilerim, yanlış okudum. Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bir yarım saat sonra izlersiniz bu yayını. Yarın sabah 9'da ben burada olacağım. Eğer uygun olursanız beklerim. Oturur konuşuruz. Çünkü biz konuşmazsak bu arkadaş işte mesela böyle kalkıyor. Dün Türkiye İstanbul paranın merkezi olacaktı. Bugün bu sabah Nevada olmuş. Arada çok ciddi mesafe var ama kafa dediğim gibi astral seyahate çok uygun. Oturduğu yerden yükselip zihinsel olarak oraya gidip gelebiliyor sürekli.
Ve bunlara inananlar çıkıyor. Deminki gibi mesela Hitler'in de tarihi var. Hitler tarihinde böyle şeyler oluyor. Hitler tarihi neyse. Önceki gün Panama. Önceki günde Panama'daydı doğru. Ama orası yine de yakın. Hani Güney Amerika'dan geçmek daha kolay oraya. Bir araya gelmek zorundayız. Konuşmak zorundayız. Çünkü biz konuşmazsak bu yalanlara inananlar çıkıyor. Biz konuşmazsak doğruları küfretmeden, hakaret etmeden, hatta mümkünse gülümseyerek söylemezsek insanlar inanmıyor. Oysa biz biliyoruz ki yalan söylüyorlar ve buna inandırmak mümkün. Aynı şeye inanmıyor olabiliriz. Aynı siyasi partiye oy vermemiş olabiliriz. Aynı toplumsal girişimden çıkmamış olabiliriz. Aynı eğitime sahip olmayabiliriz. Aynı şeylerden hoşlanmıyor olabiliriz ama konuşabiliriz. Konuşabiliriz, buna engel yok. Sadece dinlemek yeterli bunun için. Tarafsız, tarafsız konuşalım. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bir araya gelirsek yazılarım görünmez mi? Neden? Bilmiyorum ki ne yazdınız, görmedim, özür dilerim. Yani yazarsanız bir daha bekleyeyim, göreyim. Gürler Hanım gün yapsın toplanalım. İşte. Benim izleyicim 10 numara ya. Vallahi 10 numara, süpersiniz. Çeyrek altın günü yapalım. Epeyce kalabalığız, bir ton altın çıkartırız. Bakın Güller Duman Hanım olsam yapardım değilim işte. Ya demin yazdıklarım görünmez mi yazdınız? Gittiniz ondan sonra ya. Vallahi sizi bekliyorum. Bitireceğim yayını. Hadi yayını yükleyeceğim daha. Bir araya gelirsek hepsini çözeriz. Ama tek başımıza hiçbir şey yapamayız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşeceğiz. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Lahey'e gider mi? Gitmez arkadaşlar. Öyle bir şey olmaz. Dün konuştuk zaten. Hadi hoşçakalın. İyi günler.